Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz öncelikle sevgili arkadaşlar bu tarz içeriklerin devam etmesi için kanalıma abone olup videoları beğenirseniz sevinirim Benmezseniz ne oluyor canınız sağlıyor sağlık olsun beğenmezseniz de canınız sağ olsun diyecek bir, bir şey yok yani bu videoda BitTorrent Coin'i konuşacağız yine BitTorrent ile ilgili bir uygulama piyasaya sürüldü bunu aktaracağım aslında. Son gelişmelere de şöyle bir bakacağız. BitTorrent tayfa şöyle size de şu şekilde bir selam çaktım. Başlayalım. Bugün 14 Aralık 2022 saat 21.35. D-Bank, D-Bank. BitTorrent artık D-Bank'te de entegre olmuş. D-Bank'e de entegre olmuş, kullanılıyormuş. Sağ olun, teşekkür ederiz. Burada da minerların bir haritasını görüyoruz. Çok güzel. E, çok güzel yine e, bir güncelleme olmuş. Teşekkürler. Her zaman her videomda olan şeydir arkadaşlar. Bravo. Burada da iyi puan almışız. Coin marketlik. 98 kişinin takip ettiği coin marketlikte de çok güzel. E, haftanın raporu var. Yine %60.2'si yakılmış BTT oldu. Hala 3 aydır gelişmiyor. Çok güzel bir yardım merkezi açılmış. Ve işte arkadaşlar bu. Böyle bir uygulama. Bitland diye bir uygulama piyasaya sürülmüş. Şöyle ben size yeni sekmede de açayım. Bitland'in Twitter Hesabını açayım BitTorrent kullanan bitlent uygulaması İncelersiniz e, Twitter'dan da Şimdi bu web site ne işe yarıyor Onu söyleyeyim Arkadaşlar Bu web site üzerinden Kredi alınabiliyor Ama Krediyi size BitTorrent Coin olarak veriyorlar Yani BitTorrent coin olarak Kredi çekiyorsunuz bu web sitesi üzerinden isterseniz e-ticarette kullanılabiliyormuş, işte fatura ödemelerinde kullanılabiliyormuş. Böyle bir platform oluşturmuşlar. Şöyle arayüzünde göstereyim. Giriş yapalım bakalım. Böyle bir arayüzü var. Tabii yeni bir web site. Daha gelişmesi gerekiyor. İşte şurada mesela market, market. Yani BitLand uygulaması üzerinden BitTorrent Coin olarak kredi alınabiliyor. Bunu nasıl yorumlarım? Şöyle yorumlarım arkadaşlar. Hani önceki videolarda da söylüyorum ya. Bir kripto paranın kullanım alanını arttırmaları gerekiyor ki o kripto para sürdürülebilir olsun. Yani... Ve bu tarz uygulama, uygulamalar çoğalacak ki e, bu coinler, bu kripto paralar ihtiyaç haline gelecek. Kullanılacak. Yani alım yapılması gerekebilecek. Şimdi bu tabii ki güzel bir gelişme. Bu tarz uygulamaların artması. Aynı şey e, mesela Paribu ile ilgili de, Paribu coin ile ilgili de video çekmiştim. Mesela Paribu coin de böyle bir şey yapabilir. Sanıyorum şu an sinemalara bir yatırımı var Paribu'nun küsümü satın aldı galiba tam emin değilim ya da nasıl bir anlaşmaları var bilmiyorum ama mesela oralarda Paribu coin kullanılabilir yani Paribu coin'in alımını gerektirecek uygulamalar alanlar oluşturulmalı ki bu paralar bu paraları talep artsın. Yani BitTorrent için geçerli, bütün kripto paralar için geçerli. Böyle aklıma geldi, ondan söyledim dedim. Tabi bu şimdi güzel bir gelişme bence. Fakat insanlar üzerindeki etkisi ne olacak? Şimdi BitTorrent bir şeyler deniyor. Aslında BitTorrent işte her hafta rapor sunuyor, yeni işte anlaşmalar yapıyor, böyle küçük borsalarda falan. Fakat bunun etkisi ne oluyor? Şu an bir etkisini göremiyoruz. Yani insanlar üzerinde bunun bir etkisi olacak ve insanlar bunu kullanacak ki e, bunun bir anlamı olacak. Burada da şöyle diyorum. Biraz güven problemi olduğunu düşünüyorum. Yani yerinde sayı gibi gözüküyor. BitTorrent. torrent. E, tabii ki bu tarz uygulamalar arttıkça e, elbet hareketler olacaktır. Elbet alımlar olacaktır. Tabii ki de söylediğim hiçbir şey yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Bunu da tekrardan bir belirteyim. Bunlar benim fikirlerim. Yani katılırsınız, katılmazsınız. burada mesela geçen gün bir video izliyorum. Diyor ki birisi BitTorrent Coin 4.0 atacak. Hani burası böyle bir kanal değil. Böyle içeriklerim yok. 4 0 atacak, 10 katına çıkacak, 5 katına çıkacak, 2 ee, katına çıkacak. 4'te birine düşecek, yarısına düşecek gibi yorumlarım yok. Zaten biliyorsunuz. Ben haberler üzerinden kripto paraları değerlendirmeye çalışıyorum. Bunlar bir yatırım ben öyle görüyorum. Yani bazıları işte mesela kullanımı artan paralar yatırım olmayacak. Atıyorum İki parı bu coin'e bir sinema bileti alabilecek insanlar. Yani bu yatırım olmayacak. İşte BitTorrent üzerinden kredi alabilecek. Bu BitTorrent yatırımı olmayacak. Onu kullanabilecek başka bir yerlerde gibi. Bu da farklı bir boyut kazandırabilir kripto paraları. Yani sadece yatırım aracı olarak kullanılmaya da yani zaten bazı kripto paralar farklı yerlerde kullanılıyor. Ne diyecektim aynen yani bu kanalda ben şimdi 10 katına çıkacak 8 katına çıkacak diye bir yorum yapmıyorum fal bakmıyoruz haberlere göre neler olabilir ee, kendi fikirlerimi aktarmaya çalışıyorum yorumlarda da siz kendi fikirlerinizi aktarıyorsunuz orada da e, muhabbet ediyoruz yani kendi aramızda bir torrent tayfa bambaşkadır selam çakmış mıydım şu şekilde bir daha selam çaktım size. Böyle arkadaşlar, bir şey daha söyleyecektim ama aklıma gelmedi. Sağlık olsun diyelim. Kendinize iyi bakın, sıkmayın canınızı. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Görüşürüz arkadaşlar. Ciao, çeçeçeçeçeçeçe ciao. Çe çe